Cimrilik edene cimrilik edilir. Cenab-ı Hak Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış, eni gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. İbn-i Cerir ve İbn-i Ebi Hatem, İbn-i Abbas'tan bollukta ve darlıkta infak edenler ayeti hakkında maksat darlık ve kolaylık zamanıdır dediğini nakletmişlerdir. Mecmu'l Beyan'da şöyle yer almıştır. İsra suresi 29. ayette geçen serra ve zerra kelimelerinin anlamı hakkında iki görüş vardır. Bunlardan biri İbn Abbas'ın görüşüdür ve maksadın zenginlik ve fakirlik zamanı olduğunu söylemektedir. İkinci görüş ise hüzün ve sevinç zamanı olduğunu ifade etmektedir. Yani bu haletlerden hiçbirisi hayırlı işlerde malın infak edilmesine engel olmamaktadır. Kur'an'da yine şöyle buyurulur. Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Büsbütün de açıp tutumsuz olma. Yoksa pişman olur, açıkta kalırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte sadaka vermekte haddi aşan sadaka vermemiş kimse gibidir buyurmuştur. İmam Sadık aleyhisselam elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Büsbütün de açıp tutumsuz olma. Yoksa pişman olur, açıkta kalırsın ayeti hakkında şöyle buyurmuştur. Ayette geçen ihsar, yoksulluk anlamındadır. Resulullah aleyhisselam, Hazreti Ali'ye yaptığı tavsiyesinde şöyle buyurmuştur. Sadaka, gücün olduğu kadarıyla bağışlaman ve israf etmediğin halde israf ettim demendir. Yine Resulullah şöyle buyurdu. İnfak ediniz, bağışta bulununuz ve hesaplamayınız ki şüphesiz hakkınızda hesaplanır ve cimrilik etmeyiniz ki hakkınızda cimrilik edilir. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Eğer birisi varını yoğunu Allah'ın yollarından birinde infak ederse beğenilen ve başarılı bir iş yapmamıştır. Nitekim Allah-u Teala ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ve iyilik edin ki şüphesiz Allah iyilik edenleri sever buyurmamış mıdır? İyilik edenlerden maksat orta yollu olanlardır. İbn Abbas şöyle diyor. Allah yolunda infak emri nazil olunca bir grup sahabi Allah Resulü'nün yanına gelerek şöyle arz ettiler. Mallarımızdan infak etmemiz gereken şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Ondan hangi şeyi infak edelim? Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu senden infakın ne olduğunu söylüyorlar. De ki fazlasını ayeti nazil buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet nazil olmadan önce artık sadaka verecek bir şey bulamayıncaya kadar infakta bulunuyor ve yediği her yemekten bir miktarını sadaka veriyordu